Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı pişirme ile tavada istavrit tarifi vereceğim. İlk olarak istavritlerin içerisini temizleyelim. İlk olarak kafasını kopartıp yukarıdan aşağıya doğru parmağımızla iterek içindeki pislikleri çıkartalım. Ve elimizle temizletip leğenin içerisine alalım. Bu şekilde kafasını kopartıp yukarıdan aşağıya doğru parmağımızla ittirip içerisindekileri çıkartıp temizleyelim. Aynı işleme bitene kadar devam edelim. Ve daha sonra bütün balıkları bolca suda yıkayalım. Ben bu balığı tavada iki şekilde pişiriyorum. İlk etapta böyle çöp şişlere istavritleri dizelim. Bu şekilde daha pratik oluyor pişirmesi. İsterseniz hepsini bu şekilde dizin. İsterseniz yarısını bu şekilde, yarısını da normal tavada kızartın. Genişçe bir tabağın üzerine 1,5 su bardağı kadar un alalım. Üzerine bolca tuz ilave edelim ve karıştıralım. Tavaya bolca sıvı yağ ilave edip ocağın altını ısıtıp yağın kızmasını bekleyelim. Yağ kızar iken biz de hazırlamış olduğumuz balıkları una bulayalım. Aynı şekilde bütün balıkları bulayalım una. Kızan yağın içerisine unlamış olduğumuz istavritleri alalım ve kızartmaya başlayalım. Yeterince kızaran balıkları çevirelim ve diğer tarafları da kızarana kadar bekleyelim. Pişen balıklarımızı tabağın üzerine alalım. Ben yarısını bu şekilde çöp şişe dizdim. Yarısını da normal tavada kızarttım arkadaşlar. Tekrar tavayı yıkayıp ocağın üzerine alalım. Üzerine bolca sıvı yağ ilave edip yağı kızdıralım. Ve balıkları tavaya sıralayalım. Balıkların birer tarafı kızardıktan sonra üzerine ister düz bir kapak ister büyükçene düz bir tabak ile ters çevirelim. Tekrar tavayı yağlayıp çevirdiğimiz balıkları dikkatli bir şekilde tavanın üzerine geri alalım. Ve diğer tarafını da kızartalım. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Yanına da bol isotlu, bol limonlu ve maydanozlu bir soğan salatasıyla servis edelim. Çok lezzetli. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.